Selamlar herkese, ben Özgür. Yine bir el konsolu incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımda çeşitli el konsollarına yer veriyorum. Hem Steam Deck gibi daha büyük cihazları, daha aslında bütçeli ve gelişmiş cihazları, hem de küçük el konsollarına ve eski el konsollarına yer veriyorum kanalımda. Geçtiğimiz yıl SAP isimli bu SUP'te yazılan konsola yer vermiştim ve açıkçası benim kimseye tavsiye etmediğim, ucuz ve hem çok hızlı bir şekilde bozulabilecek, belki küçük bir çocuğa verilebilecek, o da birkaç gün oynasın, hevesini atsın ve kenara kaldırsın diyebileceğiniz bir konsoldu. O yüzden daha böyle tanınan, işte ne bileyim, Ambernic, Povki'de geçtiğimiz günlerde incelemesini yayınlamıştım veya Mio Mini Plus gibi, Retroid Pocket gibi ürünleri hep önerdim burada. Ve yine geçtiğimiz günlerde hepsi burada gezerken böyle bir ürünle karşılaştım ve dedim ki 1000 liralık da bir ücreti var bu arada. Neden 1000 lira diye düşündüm açıkçası ve sırf hani bu videoyu çekmek için, insanları bilgilendirmek için satın aldım. Gerçekten hani kendi paramla satın aldığım bir şey, işbirliği değil ama bu yeni düzenlemeden dolayı işbirliği yazdım bile bir yerlere. Sırf sorun çıkmasın diye bunu şimdiden belirteyim sizlere. Sonuç olarak satın aldım ve denedim. 1000 lira dedim ki kesinlikle hak etmiyordur ama inanılmaz bir şekilde şaşırdım. Evet, aslında sapla aşağı yukarı aynı şey yapıyor. Aşağı yukarı aynı kalitede ama malzeme kalitesi olsun, ekran kalitesi olsun, gerçekten özellikle tuşlarıyla birlikte saplan çok daha iyi ve fiyatını hak eden, benim gerçekten böyle yanımda durduğunda nostalji hissini yaşamak istediğim zaman kullandığım bir konsol oldu. Yani kısaca en baştan şunu söyleyebilirim sonuç kısmında. Benim gerçekten de beğendiğim bir konsol oldu. Dilerseniz hemen incelememize geçelim, detaylarına bakalım. Hemen kutu içeriğiyle başlayalım. Kutunun içerisinden zaten öncelikli olarak kendisi çıkıyor. Televizyona bağlamak için bir kablo çıkıyor. Şarj için bir kablo çıkıyor ve en önemlisi, burada en önemli ayrıntı, iki kişi oynama desteği de olduğu için yine bu konsolun üzerine bağlayabildiğiniz bir de kontrolcü çıkıyor içerisinde. Yani aslında kutu içeriği için dolu diyebilirim. Özellikle kontrolcünün çıkması güzel. Bazı yerlerde bu kontrolcüyü biliyorsunuz ekstra parayla satıyorlar ve ciddi paraya satıyorlar. 1000 liraya direkt içinden kontrolcünün çıkması da gayet güzel bir detay. Geldik boyut kısmına. Zaten elimde görmüş olduğunuz gibi küçük bir yapısı var. Bir avuç içine rahatlıkla sığıyor. Ekranı 3,5 inç boyutunda. Ağırlık olarak da şunu söyleyebilirim. Kesinlikle hafif bir el konsolu. Bu SAP gibi mesela, o da çok inanılmaz hafif bir konsol ama o kalitesizliğini belli ediyor. Ben kalitesizim, o yüzden boşum hissini veriyor. Ama bu arkadaş gerçekten de her ne kadar hafif olsa da ben kaliteliyim hissini veriyor. Neden bunu veriyor? Büyük ihtimalle bataryasından kaynaklı bir durum var. Ona zaten birazdan geleceğim ama batarya kısmı gerçekten çok şaşırtıcı. Onun dışında dış malzemesi de kaliteli olduğu için, hani plastik ama kaliteli bir plastik olduğu için SAP'la kıyasladığım zaman gerçekten de satın alınması bir yapı. Yani ikisini de elinize aldığınız zaman, ha evet bu kaliteli bir ürünmüş diyorsunuz. Bunun dışında boyutuna dönelim. Dediğim gibi el boyutunda rahatlıkla kullanılabilir durumda. Yani tek elinizle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekranı yine benim en şaşırdığım şeylerden birisi oldu. Yine SAP'la kıyaslayacağım çünkü aşağı yukarı aynı şeyi yapıyorlar. Gidip de bunu atıyorum Nintendo Switch ile veya ne bileyim bu Ambernic ile falan kıyaslamak çok mantıksız olur. Haksızlık olur bunun gibi bir cihazda. Çünkü aralarında ciddi bir fiyat farkı var. Şimdi ekran normalde SAP'ta aşağı yukarı aynı ekran. LCD bir ekran, IPS LCD bir ekran var içerisinde ama kullanılan panel tabii ki farklı. SAP'ta yani parlaklık aşağıda, hani sona aldığınızda bile hiçbir şey görmüyorsunuz. Pikseller sayılı ekranda çok sıkıntılı bir ekran vardı orada açıkçası. Ama bunda ama kesinlikle o şekilde değil. Özellikle parlaklık kısmı benim çok hoşuma gitti. Çünkü güneşin altında bile rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında renkler çok yerinde. Gerçekten hani kullandıkları panel bilmiyorum ne ama SAP'la kıyaslayınca, yan yana koyunca gerçekten ben çok şaşırdım. Ya özellikle 1000 liraya satılıp böyle bir tabii ki yani fiyatına göre ekranına şaşırdım diyebilirim. Yoksa tabii ki de öyle ekstrem bir ekranı yok. Ama fiyatına göre gerçekten de ekranı çok başarılı. Az önce rahatlık kısmından bir bahsetmiştim ama tekrardan bahsedeyim, dediğim gibi hafif olduğu için gönül rahatlığıyla hani tek elinizle bile kullanabiliyorsunuz. Cebinize bile atabilirsiniz taşıma anlamında çünkü hafif. Bunun dışında hani sağlam olduğu için yine cebinize rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Dışarıda aynı bu şekilde gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani kullanım açısından rahat. Biliyorsunuz biraz daha konsol büyük olunca bir tutma kısmı, bu grip dediğimiz kısımlardan insan istiyor olsun. Ama bunda öyle bir şey gerek yok. Zaten tek elinizle bile oynayabiliyorsunuz. Bazı oyunları tabii tek elle oynamak zor ama yine de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yine az önce söylediğim gibi hafif olduğu için rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Cebinizde, elinizde herhangi bir şekilde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aşağı yukarı 2 santim gibi bir kalınlığı var. Bu yüzden hani cebinizde taşırken belki bir tık altınıza dar bir şey giyiyorsanız belki kendini çok belli edebilir. Ama hani daha geniş bir pantolon giyiyorsanız rahatlıkla taşıyabilirsiniz ama çantada zaten hem el çantası hem de büyük çantada gönül rahatlığıyla taşınabilir. Şimdi tasarım kısmına gelelim. Bu benim gördüğüm kadarıyla hepsi burada da, başka bir yerde satılıyor mu bu arada onu da bilmiyorum ama
Hepsi burada gördüğüm kadarıyla bir bu arkadaş var, turuncu diye satılıyor ama daha çok pembe aslında. Bir de mavisi var. Hemen bu arkada görmüş olduğunuz rengin ön tarafta olduğunu düşünün. Yine üstündeki tasarım var aşağı yukarı aynı. Şöyle bir bakınca aslında hani üstündeki bu şeyin çıkartma gibi bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani şöyle biraz uğraşsanız elinizde birkaç tane şu üstündeki sanki soyulacakmış gibi geliyor ama valla yani bir ay kadar kullandım bana mısın demedi hala. Biraz da uğraştım açıkçası hani bu biraz zarar vermek için ama bana mısın demedi kendisi. O yüzden genel anlamda hani ön kısmı arka taraf zaten o şekilde değil. Arka tarafta böyle tırtıklı bir yapı var. Aynı bu PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'de gördüğümüz gibi üzerinde X ve O işareti, X ve yuvarlak işareti var. Her tarafa kazınmış bir şekilde. O yüzden arka taraf gerçekten de kaliteli bir şekilde yapılmış. Güzel bir plastik kapak var burada. Ön tarafta da yine güzel plastik kapak var ama üstündeki sanki silinecekmiş gibi ama dediğim gibi bir ayda ben silemedim. Belki daha uzun kullanımda silinebilir. O çok yani o konuda çok bir garanti veremeyeceğim açıkçası. Ama açıkçası şöyle uzaktan baktığım zaman hani sap mı bu mu diye sorsanız bence bu daha güzel duruyor. Daha farklı bir cihaz olduğunu hissettiriyor en azından. O yüzden tasarım açısından da beğendiğimi söylemem lazım ama tasarım kişiden kişiye değiştiği için hani bir yorum yapmak biraz orada saçma. O yüzden hani yani görüyorsunuz zaten beğenip beğenmemek size kalmış. Elinize alınca böyle farklı bir şey görmeyeceksiniz. Sadece internette turuncu diye satılıyor ama turuncu değil kesinlikle bu pembe. Sağına soluna bir bakalım hemen üst tarafta burada kulaklık için 3,5 mm'lik jack girişini görüyorsunuz. Hemen yan tarafında da micro HDMI girişi var. Dönüyoruz bu tarafa yine şarj için bir tip C girişimiz var. Bir de burada micro USB girişi bulunuyor. Hemen yan tarafta da tip A'dan bir USB girişimiz bulunuyor. Bunun dışında hemen bu tarafta açma kapama tuşu var. Zaten herhangi bir fonksiyon olmadığı için cihazın oyun oynatmak dışında tak atıyorsunuz açılıyor, tak atıyorsunuz kapatıyor. Hani cihazın içerisinde direkt aç kapa gibi bir durum söz konusu değil. Bunun dışında sol tarafta da zaten ses açma kapama tuşu yer alıyor. Sağ tarafta da herhangi bir şey yok. Arkasını az önce bahsetmiştim ama dediğim gibi gerçekten hani buradaki kaplamayla birlikte bu X yuvarlaklı tasarımla birlikte güzel şık durduğunu söyleyebilirim. Birazdan arkasındaki çok ilginç detaya geleceğim. Ama öncesinde bir tuşlara gelelim. Şimdi tuşlar gerçekten de ben çok şaşırdığımı söylemem lazım. Normalde bu tarz özellikle hani 1000 liranın altına satılan el konsollarında tuşlar inanılmaz dandik oluyor ve hızlıca bozuluyor. Hatta geldiğinde çoğu zaman bozulmuş oluyor. Mesela benim SAP videosunda eğer tekrar dönüp izlerseniz orada benim tuşlardan iki tanesi bozuk gelmiş. Direkt sipariş o şekilde gelmişti. Ve hani biliyorum bu bana özel bir şey değil. Çoğu insana böyle gidiyor. Çünkü tuşlar çok kalitesiz. İçini açıp zamanında ben SAP'ın kontrol de ettim. Ya çok normal. Onun öyle gelmesi çok normal. Çok ucuz bir ürün çünkü. Ama bunda tuşlar inanılmaz kaliteli. Yani dediğim gibi tekrar atıyorum Steam Deck'le Nintendo Switch'le kıyaslamıyorum. Kendi fiyat klasmanına baktığımda tuşlar inanılmaz kaliteli. Yani bir Ambernik kalitesinde özellikle bu XYB tuşlarını o kalitede olduğunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla bu tuş kısmı için alabilirsiniz ama buradan tekrardan bu yön tuşlarına geldiğinizde orada bir sıkıntı var. Çünkü normalde 4 yönlü bir tuş dizilimi konur. D-pad kısmı 4 yönlü olur ama o D-pad'de siz hafif işte yukarıya basarken hafif sola basarak sol çapraz ayarını verebilirsiniz. Burada aslında biraz daha yeni bir tasarım kullanıldığını söyleyebilirim. Direkt yuvarlak bir yapı var. Yani çapraza basmak istiyorsanız direkt çapraz kısmına basıyorsunuz. Ama bu da çok iyi yapılmadığı zaman ki genelde çok iyi yapılamıyor. Yani Xbox falan bunu çok iyi yapabiliyor genelde. Çok iyi yapılmadığı zaman da siz çapraza bastığınız zaman işte ya geri ya da direkt ileriye basmış olabiliyorsunuz. Hatta bazen çapraz kısmı çalışmayabiliyor bile. O yüzden ya bunda da aşağı yukarı aynı durum var. Bazen böyle çapraza basmaya çalışırken çapraz değil de sol tuşu çalışmaya başladı. Ama yine de SNES konsolunun oyununu oynattığı için bu tarz bir kontrolcü, bu tarz bir D-pad biraz daha rahat ettiriyor. Çünkü işte kontrayı düşünün mesela. Çapraz atış edeceğiniz zaman normalde eski gamepadlerde biraz zor oluyordu. Aynı anda ikisine basmaya çalışıyordunuz, zor oluyordu. Bunda direkt tek bir tuşu yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi bazen sıkıntılı çalışabiliyor. Uzun dönemde de bana hani o tuş iyice böyle kendi olayını kaybedermiş gibi geldi açıkçası. Bunun dışında sağ taraftaki tuşlar gayet kaliteli. Menü tuşu yine gayet kaliteli. Alt taraftaki tuşlar da yine gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Tuşlar açısından benim beklentimi çok üzerine çıktı. Sizin de bu konuda bir hani sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sadece bu taraftaki D-pad'e biraz alışmak gerekiyor olabilir. Şimdi geldik oyunlara. Evet az önce de söyledim zaten. SNES dönemindeki oyunları bizim zamanda Atari diye bahsettiğimiz zaman SNES olan konsolun oyunlarını hatta NES'te belki denebilir. O oyunları oynatıyor. Yani nedir? Şey Super Mario var içerisinde. İşte Contra var, Pac-Man var, tank oyunu hatırlarsınız o var, buz hokeyi var. Zaten örneklerini şu anda görüyorsunuz. Bomberman var. Bunun gibi zamanında bu bizim çocukken deli gibi oynadığımız hatta ben bunu en çok şeyde oynamıştım. VCD player vardı evde. Biz CD'den bağlıyorduk da oynuyorduk. Enteresan yani güzel oluyordu açıkçası. İçinde bunun 666 tane oyun var ama hani o dönemi direkt hatırlayanlar vardır. 666 yazar ama bazı oyunlar aslında tekrar eder kendini. Bazılarının içinde de bu arada varyasyonları oluyor. Atıyorum işte
Pac-Man'e giriyorsunuz. Pac-Man'in farklı varyasyonları oluyor onun içinde. Ne bileyim 92'de çıkan, 74'te çıkan falan gibi varyasyonlar oluyor. Yıllar tamamen uydurdum. O yüzden aslında 666 oyun yazıyor ama kaç oyun olduğunu gerçekten oturup saymak gerekiyor. Kesin 666 oyun yok içerisinde. Ama yine bir şekilde denk getirdilerse de enteresan bir konu tabii ki. Yani teknik kısma girmeyeceğim. İşlemciymiş, ne bileyim işte RAM'miş, o kısma girmeyeceğim zaten. Araştırdım, bulamadım da nasıl bir işlemci kullandığını. Açıp da bakmak istemedim açıkçası. Ama hani oyunları gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hani bir, kesinlikle bir sorun yok. Zaten direkt o oyunlar için yapıldığı için, bir de çok eski oyunlar olduğundan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Herhangi bir performans sorunu yaşamıyorsunuz. Ve ekran da kaliteli olduğu için aslında çok rahat bir şekilde oynanıyor. Kontrolcülerin de güzel, ya tuşun da güzel olmasıyla birlikte güzel bir şekilde oynanıyor açıkçası. Ben memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ve tabi burada en önemli detaylardan biri de videonun başında bahsetmiştim. Kutunun içerisinden bir kontrolcü daha çıktığı için iki kişi oynayabiliyorsunuz. Mesela kontrolü iki kişi oynamak gerçekten de keyifli. Beni çocukluğuma götürdü. Zamanın bir futbol oyunu vardı. Şu an adını hatırlayamadım ama içinde yüklü. Onu mesela işte arkadaşımla birlikte oynadım. Gerçekten de keyifli. Yani kontrolcünün içinden direkt hazır çıkması da güzel bir detay. Zaten hemen buradan tak diye bağlıyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Kesinlikle rahat, o konuda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi geldik en çok şaşırdığım detaya. Şarj ve kullanım süresi kısmı. Bu arkadaşın batarya kapasitesi 6000 mAh. Böyle bir cihaz için açıkçası fazla olduğunu düşünüyorum ben 6000 mAh'nin ve zaten bu kendini belli ediyor. Yaklaşık 2 hafta kadar her gün oynamadım ama 2 hafta kadar oynadım ve hani hatır sayılır bir şekilde oynadım, öyle hiç oynamadım, kenarda yattı da diyemem. 2 hafta içinde hani bana mısın demedi, bitmedi. En sonunda ben şarj edeyim hani video öncesinde bitsin bitmesin gibi şey yaşanmasın diye kendim şarj ettim ama 2 hafta rahatlıkla gitti. Ya bir kere açık bırakıp gittim hani ne kadar çalışacak diye. Açıkçası bir yerden 6. saatin sonunda ben uyuyakaldığım için sonrası ne kadar çalıştı bilmiyorum ama minimum 6 saat kadar çalışıyor. Buradan da şunu söyleyebilirim size. Hani bir yolculuğa çıkıyorsanız kesinlikle yanınıza alabileceğiniz bir cihaz. Yani siz yarı yolda bırakacak durumda değil. Uzun yolculuğa da çıkabilirsiniz kendisiyle. Ama tabii şunu söylemekte fayda var. Nostalji hissi yaşatan hani eski SNES oyunlarını oynattığı için hani 6 saat boyunca oyunları oynamak ister misiniz bilmiyorum. Ben genelde 1 saat oynayıp sıkılıp kenara koyuyorum. Ama hani siz yok ben oynarım o günleri çok özledim diyorsanız da o zaman rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şarj kısmı gerçekten güzel. Şarj etme kısmı biraz uzun. Onu söyleyebilirim. Hızlı şarj gibi bir durum maalesef söz konusu değil. İşte ben yaklaşık %30-40'tan %100'e şarj ettiğimde yaklaşık 2 saati buldu diyebilirim. Yani 2,5 saat falan şarj etmek için beklemeniz gerekiyor ama şarjı hep doluyken gezerseniz hani sürekli şarjı doldurmak üzerine bir plan yaparsanız anlık dışarı çıktığınızda sizi kesinlikle yarı yolda bırakmaz. Son olarak geldik ses kısmına. Ses inanılmaz kalitesiz, yani inanılmaz kalitesiz. Tabii kulaklıkta işi çözebilirsiniz ama inanılmaz kalitesiz, yani çözebilirsiniz dediğim kısmı da hani böyle kısmen çözebilirsiniz. Ama şu açıdan güzel. Her ne kadar ses kalitesiz olsa da ses düzeyi bir hayli yüksek. Orada hani şurada hemen bu taraftan sesi gerçekten ciddi oranda yükseltebilirsiniz. Ve geldik sonuç kısmına. Dediğim gibi kesinlikle dandik bir cihazdır. Para aldığıma pişman olacağım, videoyu çekip kenara kaldıracağım dediğim bir üründü ama aldıktan sonra çok memnun kaldım. Özellikle o dönemki oyunları merak edenleriniz varsa veya işte özleyenler varsa kesinlikle satın alabilir. Fiyatını kesinlikle hak ediyor. Yani en başta konu bu. Evet aslında yani diğerleriyle kıyaslandığında kanalımdaki işte Ambernikler, Miobinin Plus'lar bunlarla kıyaslandığında yaklaşamaz durumda. Ama kendisi 1000 lira gibi bir ücrete satıldığı için bence fiyatını hak ediyor. O dönemki oyunları merak edenler veya özleyenler varsa kesinlikle satın alabilir. Satın almak isteyenler için linki hem açıklama kısmına hem de yorumlar kısmına bıraktım. Dilerseniz oradan direkt satın alabilirsiniz. Evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu konsol hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tarz başka cihazların incelemesini istiyorsanız onları da yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.